Elif'in yarın Türkçe dersinden yazılı sınavı vardır. Elif ders çalışmak üzereyken annesi hasta olur ve ailesiyle hastaneye gitmek zorunda kalırlar. Eve döndüklerinde elektriklerin kesildiğini gören Elif ders çalışamaz ve yazılı sınavdan düşük not alır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Olayların sonuçlarına kanıtlanması gerekir. Böyle bir şey söyleyemeyiz. B şıkkında nedenler ve sonuçları birbirinden bağımsızdır. Nedenler ve sonuçlarının birbirinden bağımsız olduğuna dair bir durumda söz konusu değil. Olayların sonuçları sadece yaşayana ilgilendirir. Bu da bizim aradığımız cümle değil. Bir olaya neden olan birden fazla gerekçe olabilir. Nedir peki bu Birden fazla gerekçe Elif'in sınavı var. Sınavına hazırlanmak üzereyken annesi hastalanması, hastaneye gitmesi birden fazla gerekçe sebebi var gördüğünüz gibi. Eve döndükleri zamanda elektrik kesintisi var. Demek ki bir olaya neden olan nedir o olay? Sınava hazırlanamayan Elif. Birden fazla olay yüzünden gerekçe olarak gösterebileceği durumlar söz konusudur. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Bir insanın çevresindeki olaylara yaklaşım tarzı nasıl olmalıdır? Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? Hasan, olayların olumsuz sonuçlarına bakılmalıdır. Kübra, olayların sadece sebeplerine bakılmalıdır. İbrahim, olayların kendine etkisi olup olmadığına bakılmalıdır. Elif, olayların hem sebeplerine hem de sonuçlarına bakılmalıdır. Elif'in söylemiş olduğu cümle aradığımız cevap olacaktır. Çevremizdeki olaylara yaklaşım tarzımız bu şekilde olmalıdır. Sorumuzun cevabı D seçeneği. Olayların birden fazla nedeni ve birden fazla sonucu olabilir. Bununla birlikte insanlar olaylardan farklı biçimlerde etkilenebilirler. Bu durum olayların çok boyutlu olmasıyla ilgilidir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yaşanan bir olaya herkes aynı tepkiyi verir. Herkes aynı tepkiyi vermez. Bu durum yanlış bir durumdur. B şıkkı olaylar insanları farklı şekillerde etkileyebilir. Elbette gördüğümüz bir olay beni hiç etkilemezken bir başkasını çok ciddi şekilde etkileyebilir. B şıkkı doğru bir bilgidir. Her olayın sonucunda olumlu gelişme yaşanmaz bazı olaylarda olumlu, bazı olaylarda olumsuz durumlar yaşanabilir. Doğru bir cümledir. Bizi ilgilendiren olaylar çevremizdeki kişileri de etkiledir. Doğal olarak bizim çevremizdeki insanlar oldukları için bizi etkileyen olaylar onları da etkiler. Ancak A seçeneğindeki yaşanan bir olaya herkes aynı tepkiyi verir cümlesi yanlış bir cümledir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Merhaba ben Umut Alp. Ben de sizler gibi bu sene ortaokula başladım ve çevremde birçok kişi bu durumdan etkilendi. Buna göre Umut Alp'in okula başlamasından etkilenen kişiler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer alma ihtimali yoktur? A) Kırtasiyeci Kırtasiyeci elbette etkilenecektir çünkü Umut Alp ortaokula başlamıştır. Yani okula gittiği için kırtasiyeden alışveriş yapacak. Doğal olarak kırtasiyeci para kazanacaktır. Yani etkilenecek. A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkında çiftçi. Çiftçinin Umut Alp'in okula başlamasından etkilenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. C öğretmen. Umut Alp'in öğretmeni olacak ve Umut Alp'i dersi anlatacak. Doğal olarak öğretmen de etkilenecek kişiler arasındadır. Servis şoförü de Umut Alp'i okula getirecek, okuldan evine götüreceği için etkilenecektir. Ancak Sorumuzun B şıkkında bulunan çiftçinin Umut Alp'in okula gitmesiyle, okula başlamasıyla alakalı herhangi bir durumu söz konusu değildir. Doğal olarak cevabımız B seçeneğidir. Selim ertesi gün sınavı olduğu halde akşam geç saatlere kadar televizyon izlemiş, daha sonra da bilgisayarda oyun oynamış ve sınavının olduğunu unutmuştur. Ertesi gün sınavdan düşük not almış ve annesi bu duruma çok üzülmüştür. Buna göre Selim'in bu sınavdan düşük not almasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Annesinin çok üzülmesi. Sebepler arasında değil, sonuçlar arasındadır annesinin çok üzülmesi. Çünkü Selim düşük not almıştır. B) Şıkkında bilgisayarda oyun oynaması Selim'in düşük not almasının sebeplerindendir sınavının olduğunu unutması da yine düşük not almasının sebeplerinden. Geç saatlere kadar televizyon izlemesi de yine düşük not almasının sebeplerinden biridir. Ancak annesinin çok üzülmesi Selim'in düşük not almasının sonuçlarından sonra oluşmuştur. Doğal olarak sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Bolu'da etkisini artıran kar yağışından dolayı kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşmıştır. Valiliğin aldığı karar sonucu okullar il genelinde 2 gün tatil edilmiştir. Bolu Dağında ise çok sayıda araç yolda kalmıştır. Emniyet güçleri bölgede tedbir alırken yoldan kalan araçları çekmek için çok sayıda çekici bölgeye yönlendirilmiştir. Araçların yolda kalması bölgedeki restoranların dolmasına neden olmuştur. Yaşanan olaydan olumsuz etkilenenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Polisler elbette yolu açmak için polislere gerek vardır. B) İşletme sahipleri. İşletme sahipleri yaşanan bu olumsuz durumdan olumlu şekilde etkilenmişlerdir. Çünkü yolda kalan insanlar restoranlara gitmişler, yemek yemişler. Doğal olarak restoranın para kazanmasına neden olmuşlardır. Doğal olarak B şıkkı bizim aradığımız cevap olumsuz etkilenmemişlidir. C şıkkın bölgeden geçenler yolda kaldıkları için olumsuz etkilenmişler. Bolu'daki öğretmenler yine aynı şekilde yolda kaldılar kaldıkları için okullar il genelinde iki gün tatil edilmesiyle beraber olaydan etkilenenler arasındadır. Sorumuzun cevabı B seçeneğindeki işletme sahipleri olmalıdır. O akşam futbol severlerin merakla beklediği bir derbi maçı vardır. 5. sınıf öğrencisi Arda babasıyla birlikte tuttuğu takımın maçını evde heyecanla izlerken ağabeyi genel A'dan şarkı dinlemeyi tercih etmektedir. Annesi ise mutfakta bir arkadaşıyla kahve içip sohbet etmektedir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Toplumdaki olayların herkese etkisi aynı olmalıdır. Böyle bir şey yok. Birisi futbol seyrederken, futbol maçı izlerken, bir başkası müzik dinleyebiliyor. Annesi arkadaşıyla sohbet edebiliyor. O zaman A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkında Arda'nın ağabeyi futbola hiç ilgi duymamaktadır. Hiç ilgi duymuyor diyemeyiz. O anda futbol maçı izlemek istemiyor olabilir. B şıkkını da eleyebiliriz. C şıkkında babası Arda'yı çok sevdiği için onunla vakit geçirmektedir. Metnimizden böyle bir şey de anlamıyoruz. Arda babasıyla birlikte tuttuğu takımın maçını evde heyecanla izlerken doğal olarak C şıkkında eleyebiliriz. D şıkkında aynı olay her insanı aynı şekilde etkilemeyebilir. Olaya bakarım. O akşam evde futbol severlerin merakla beklediği bir derbi maçı varken Arda ile babası bundan etkilenmişler, izlemeyi tercih etmişler. Abisiyle annesi hiç ilgilenmemişler. Merak uyanmamış onlar da doğal olarak bir başka iş yapıyorlar. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Aşırı yağışlar sonucu ordunun Ünye, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde sel felaketi yaşandı. Dere yataklarının taşması sonucu çevredeki evler zarar gördü. Fındık sezonu olması nedeniyle fındık işçileri ve fındık bahçeleri sahipleri de durumdan olumsuz etkilendi. Ünye'de Köprünün yıkılması Samsun-Trabzon hattında seyahat edenlere zor anlar yaşattı. Habere göre olayın etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Aşırı yağış çok sayıda insanı olumsuz etkilemiştir. Söylenebilecek bir cümledir. Görüldüğü üzere sel felaketinin sonrasında dere yatakları taşmış, orada yaşayan evler zarar görmüş. Fındık sezonunda çalışmaya gelen işçiler etkilenmiş fındık bahçelerinin sahipleri etkilenmiş. Görüldüğü gibi çok sayıda insan olumsuz etkilenmiştir. A şıkkını söyleyebiliriz. B şıkkında sel felaketinden sadece fındık işçileri etkilenmiştir. Oysa fındık bahçesi sahipleri de etkilenmiştir. B şıkkını eleriz. C'de küresel ısınma şiddetli yağışlara neden olmuştur. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Sebebi küresel ısınmayla beraber başka sebepleri de var. C şıkkını da eleriz. Evler sağlam yapılmadığı için zarar görmüştür. Bunu da tam olarak bilemiyoruz. Bazı evler sağlam yapılsa da selden etkilenebiliyorlar. D şıkkı da aradığımız cevap değildir. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Çevremizde çok sayıda olay olmakta ve birçok kişi bu olaylardan etkilenmektedir. Olayların bir tane sonucu olabileceği gibi birçok sonucu da olabilir. Olayların sonuçları herkeste aynı etkiyi bırakmayabilir. Bu bilgilere verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Olaylar ve nedenleri. Olayların çok boyutluluğu. Olayların insanlara etkisi. Olaylar arasındaki farklar. Metnimizde verilen bilgilere verebileceğimiz en uygun cevap olayların çok boyutluluğudur. Çünkü bir olayın birden fazla sebebi olabileceği gibi, bir olayın birden fazla sonucu da olabilir. Doğal olarak aradığımız cevap B seçeneğidir.